Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün bir tane daha hidrolik pres parçalama makinesi, hepsinden karışık bir video izleyeceğiz bugün. Ama çok kötü boğazım kurudu ya. Daha sabah saat kaç? Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Ben daha uyumadım video çekeceğim diye. Geceleyin de bir iki tane bilgi videosunun metinlerini falan yazdım. Onları hazırladım. Daha uyuyamadım. Biraz uykum var. Stok yapmam lazım, biliyorsunuz mu? Susadım ya. Bir su alıp geliyorum ben mutfaktan hemen. Of. Vallahi insan susayınca her şeyi yapıyor. Neyse, hadi şimdi de videolara geçelim. 1, 2, 3. Çok enerjisizim. Şimdi şurada yan tarafta ya da burada, bilmiyorum, bir dakika nerede olacak? Böyle döndüğü zaman. Burada videomuz var. Şimdi o videoyu izleyeceğiz. Başlayalım. Başladık şu anda. Bu adamın Rus olduğunu varsayıyoruz. Çünkü Rusça bir şeyler mi yazıyordu orada? Ve bu değişik bir şekilde bütün duvarı mahvetti. Evet. Masraf. Masraf çıkarttın kendine. Bayağı bir masraf. Ya geri alma efekti yapıyor. Hepsi geri alma efekti yapıyor. Niye yapıyorsunuz? Niye? Niye geri alma efekti yapıyorsunuz? Biri bana bunun mantıklı açıklamasını yapsın. Niye geri alma efekti? Neyse. Aa, ördek. Ne alaka lan? Ördek neden eziyorsun? Araya ördek kaynattı adam. Ama neden? Ama kaliteli fırladı ha. Uzağa iyi fırladı yani. Bunun lan orbik bebek miydi? Neydi? Orçun bebek. Neydi lan bunların adı? Orbez. Orbez bebek mi? Gülle mi? Anlamadım. Gülle. Yani bilye. Evet. Düşündüğüm şeymiş. Ama nasıl parçalandı lan öyle? Dokunur dokunmaz. Uf, iyi parçalandı ama. Şimdi içi dolu mu boş mu anlayamadığım bir şişeyi eziyor. Boş mu bu? Boş. Evet evet. Boş şişeyi eziyormuş. Aynen. Şimdi boş şişeyi eziyor. Niye? Bari içi dolu olsaydı da bir amacın olsaydı. Neden içi boş şeyi eziyorsun ki? Ha, şimdi beklediğim ana ilerlettik, aldık. Pepsi'yi ezecek burada. İçi doludur inşallah. Oğlum, ooo, çok seksi bir şey oldu. Abi çok seksi bir şey oldu az önce. Bak. Ağır çekim yaptı sağ olsun. Abi çok iyi değil miydi? Gerçekten çok iyi değil miydi ya? Bak, Pepsi'nin son halini gösteriyor. Abi bence çok iyiydi yani. Gerçekten çok iyi bir patlamaydı. Tırtık tırtık oldu yani. Şimdi 1000 derece kasap bıçağı videoları izliyoruz şimdi. Pala. Kasap bıçağı. Neden ıslak bez kesiyorsun ki yani? Hani o kadar şey kesebilirsin. Ama neden ıslak bez? Oha, bir dakika. Biraz geri alalım. İlk getirdiğinde kıpkırmızı. Ama ıslak beze değdiği gibi direkt gidiyor bütün. Sıcaklığı gidiyor herhalde. Kırmızılığını emiyor. Yani enteresan bir şey. Bu adamın nereli olduğunu tahmin edelim. Ürünlerinin üstündeki yazdan tahmin ederim ben şimdi ya. Biraz daha hasıttı, şimdi aleve veriyor. Ya ben bu aleve vermenin zevkini anlayamadım. Ben yapmam böyle bir şey. Kes, bırak yani, neden? Bak, kendine de mekan yapmıştı. Bak, bir daha göstereyim. Kendine de bir tane mekan yapmış. Dörtlü neydi? Pirboz muydu? Pirboz muydu? Ondan var. Bir de tutacak koymuş pala için. Bence çok yavaş kesti. Olması gerekenden daha yavaş. Bir de vuruyor, bak bak, nusretlik yapıyor bak. Bir daha yapmayabilir. Yapma, bir daha yap. Şimdi beni geri almak zorunda bırakma. Geri almak zorunda bırakacak. Hadi bir daha yap. Yap bir daha, yap bir daha, yap bir daha. Cık, yapmadı ya, bak geri alıyorum. Bak, ilk parçayı kesince bir tane de masaya vuruyor bak. Aşağı kesiyor, tık, bir tane masaya vuruyor. Nusretlik. Bu ne? Orbez bebek mi? Nimo mu? Bu ne be? Şu anda ne kestiği konusunda hiçbir fikrim yok. Ben çok karanlığım. Olması gerekenden çok daha fazla karanlığım. Ve sen ne kesiyorsun? Ay, içinde su vardı sanırım. Halka yaptı lan. Halka çıkardı içinden. Kütüğün üstünde kesiyor bir de hepsini. Ya hiç hayal ettiğim gibi olmuyor. Şimdi daha patlayıcılar falan var bunun kestiği şeylerin arasında. Patlayıcılara gelecek sıra. Şimdi geliyor sanırım patlayıcı, hadi. Aa, mum. Bari yak, mumu yak. Yakabilir mi ki acaba? Yakılır mı lan? 1000 derece bıçaktan mum yakmak. Yakılır mı ki? Merak ettim şu anda cidden. Ama bütün hepsini eritti yani ha. Hani bayağı bir eritti yani mumu. Ne pis kokmuştur orası şimdi. Ya da kokulu mumsa güzel de kokmuş olabilir ha. Odayı güzel hızlıca kokutmak için iyi bir yöntem. Aha, patlayıcı. Manyak. Manyak. Kendi de bir anda şoka girdi, aklı durdu, ne yaptığını şaşırdı adam. Manyak herif ya. Niye böyle bir şey yaptın ki? Şimdi birkaç tane farklı toplar var. Topların ezilişini izleyeceğiz. Bunlar öncekilere göre biraz daha farklı. Bu ne topuydu acaba? Bilardo mu? Bilardodaki beyaz top mu? Olma ihtimali çok yüksek. Abi zaten böyle parçalanması çok normal. Çünkü bilardo topu bildiğin kafa yarar ya. Sakat bırakır insanı. Arkadaki şey ne lan, böyle titriyor, beyaz, siyah. Reflection mi? Yok, refleks. Aha, bilardo topu dedim. Bilardo topu dedim. Basketbol topu. Ne olabilir ki yani? Patlar çok. Bir anda sönecek bence. Hiçbir yerden patlamayacak. Bir anda sönecek. Patlaya da mı bilir? Boş mu yoksa bunun içi? Havasını mı aldınız? Ne yaptınız? Bu niye böyle? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Kelimenin gerçek anlamıyla hiçbir şey olmadı. Niye bir şey olmadı ki? Tenis topu. Abi bu tenis topunu falan gördüğüm zaman direkt aklıma küçüklüğüm geliyor ya. Ben bunları renkli kalemden boyayıp Pokémon topu yapıyordum. Tenis toplarını. Niye hiçbir şey olmadı? Hani ağzına... Aa evet. Lafımı bitirtmedi sağ olsun. Ama dandik bir marka ya. Hepsi dandik marka. Çok ucuzlara kaçmış adam. Çok ucuz şeyler almış. Ben sıkıldım, bunları izlemeyelim. Tuvalet kağıdının ezlemini izlemiştik biz ya. Hatırlıyorum ya da hatırlamıyorum, arasında gidip geldim yani. İzledik mi izlemedik mi diye. 1000 derece 50'de mi izlemiştik? Evet. Sanırım öyle olmuştu. 1000 derece 50'de izlemiştik. Onun dışında neden? Hani şimdi bu peçete şey yaptı da kullanmış mıdır merak ediyorum. Acaba kullandı mı? Kırmaya çalışıyor şimdi. Manyak ya. Bu kanalın sahibi çok kafa bir adam bence. Manyak olduğu kadar da kafalardır yani. Kilit. Aa, dükkanın anahtarının, ya kilidinin anahtarını unuttum. Hemen hidrolik presle anahtarı kıralım da dükkana girebilelim. Yoksa nasıl gireceğiz bir daha? Şimdi birbirinden farklı bataryaları, pilleri falan atıyor hidrolik presin içine. Hidrolik pres diyorum, parçalama makinesine, pardon. Bataryaların böyle bir anda parçalanması şey olmayacak mı, onu patlatmaz mı ya? Alev malev çıkar yani en azından. İçinden bir sıvı mı çıktı, bana mı öyle geldi? Bu adamın maruz kaldığı radyasyona, inanılmaz bir radyasyona maruz kalmıştır bu adam yani. Bir de elinden tutuyor onları sonradan. Ne kadar eldiven olursa olsun. Bir de karşılaştırıyor öncesi sonrası. Oha. Onun içinden çıkanın adını unuttum ya. Biliyordum şunun siyah şeylerin ne olduğunu da. Unuttum valla ama çok kötü. Nasıl dışarı fıçkırmış be? Tabii 10.000 FPS alınca daha mantıklı görünüyor bazı şeyler. İlki iyi fışkırdı ama. Çok iyi fışkırdı. Bütün pillerde süper alkalin yazıyor. Hangisi süper alkalin? Nereden bileceğiz? Kime inanak? Hangisi süper alkalin yani? Kime inanalım? Ne yapacağımızı şaşırdık ya. Nasıl bu kullanıcı haklarına hiç saygı yok. Merhamet yok. Hiç acımadan direkt tırık kemik kırar gibi ya. Bekle bakalım büyük pil var mı? Aha. Direkt çıktı Kodak. Bak bu önceki diyor, bu da yenisi. Bakalım buna ne yapacağız? Bu ne lan? Hiç zevk almadın. Hiç zevk almadım yani. Sıfır zevk. Hiç beğenmedim bunu. Daha büyüğü var mı? Aha. Bu pil ne lan? Bunu neye sokuyorsun? Parçalanmıyor. Aha. Bu nereye sokuyor? Bu nerede kullanılıyor acaba o pil? Aa, daha büyüğü mü var? Aynı pil. Bu da sanırım elektrikli bisiklet aküsü gibi bir şey. Bu ne lan? O kadar büyük pil mi var? Aa, başka bir tane videosu var. Aha, patladı lan. Patlayacak mı bu şimdi? Niye patlamadı? Gösterdiği videodaki patlıyordu. Anlamadım ben ne olup bittiğini. Çok karıştı şu anda aklım. Bir dakika. Aha, sana bir tabak alın, yemek hazır, ailecek oturun yiyin. Ne oluyor lan? Valla ben şu anda çok farklı psikolojiler içerisine girdim. Uykum da var ya zaten, ne dediğimi bile bilmiyorum. Ama çok güzeldi videolar. Gerçekten eğlendim izlerken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Umarım siz de beğenmişsinizdir videoları. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tam yan tarafta çıkan videoyu da henüz izlemediyseniz kesinlikle de o videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hani biri bana geçen gün dedi ki videoların ne kadar güzel. Ben size demem lazım ki şuradaki video kadar güzel video daha bu dünyada var mı? Ha, var mı?